Gülhabbe ile her şeye kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, bizlerle açılışı yaptık. Nereye geldik? Tire Osmancık. Tire Osmanca. Evet. Tüm takipçilerimize selamlar, sevgiler. Nasılsınız, iyi misiniz? Rabbim iyiliğinize her zaman daim etsin inşallah. Evet. Merhabalar. Bizi takibe devam. Sizlerin sayesinde devam ediyoruz çünkü. Evet, Teşekkür ederiz. Allah sizler bizi sizleri var izleyip etsin. yorumlarınızı bizden esirgemediğiniz müddetçe biz yola devam edeceğiz. Evet, İnşallah. şimdi Osmancık köyünü bir gezelim bakalım. İnşallah. Evet, geldik Osmancık köyüne. Osmancık köyünün meydanındayız arkadaşlar. Tam orta noktadayız. Sağımızda şöyle yukarıya doğru evler var arkadaşlar. Hemen şurada çeşmesi var. Akarı var. Az önce birisi su alıyordu. Yukarılara doğru evler çoğunlukta. Ve hemen karşımızda bir kahve. Evet, meydanı çok büyük. Hemen şurada Tire Süt Kooperatifi var arkadaşlar. Onun yanında şu kamyonların yanında köye fırın yapılmış arkadaşlar. Belli ki yeni. Şurada görülüyor. Fırın yapılmış şuraya. Evet. Yeni yapılmış. Güzel ekmeklerini yapabilmeleri açısından. Evet, şu istikametten geliyoruz arkadaşlar biz. Şuradan yukarıya doğru çıktık. Evet. Ve kahveye doğru ilerleyelim bakalım. İlgi alabilecek miyiz bu köyle ilgili? Evet. Kahvenin yan tarafı. Vatandaşa sorduk. Kamera karşısında konuşmadı. Muhtarın da işi varmış. Başka bir yerdeymiş arkadaşlar. Buranın geçim kaynakları işte. Meyve, sebze, vakti zamanı geldikçe her şey aklınıza ne gelirse ekiyoruz dediler. Ama hayvancılık da burada mevcut dediler. Yokuş, oldukça yokuş, daha doğru bir gidiş var. Şöyle sağlı sollu evler burada çıkmaza mı gidiyor? Yok. Şöyle dar bir yoldan sağa doğru gidiliyor. Orası da haneye mi gidiyor bilmiyoruz. Böyle devam eder arkadaşlar. Şöyle bir iki ev sonra tamamıyla ormanlık alan. Ondan sonrası da varsa bir iki ev ancak şu yolun devamına gitmeye gerek görmedim. Evet. Köyde olup da bunları görmemek mümkün değil. Doğal yaşamın ta kendisi diyebiliriz. Evet arkadaşlar, burada okul varmış eskiden ama şu anda okulları yok. Eğridere'ye gidiyorlar. Taşımalı sistem yani. Onun haricinde sağlık ocakları da şöyle haftanın bir günü doktor geliyor. Diğer günler Gökçen'e gidiyorlar. Burası böyle. Evet. Bugün çok sisli yine. Sis olmadığında manzara çok güzel. Sis olmasa hakikaten buradan görüntü muhteşem olacak. Evet, maalesef çok fazla sis var. Burası yokuş sokağıymış. Şöyle yazmışlar, yokuş sokağı.
Ama, ama yani hakkında yokuş sokağı demişler. Gerçekten de yokuşlu. Soluk soluğa gidiyoruz. Yukarıya doğru. Böyle sağlı sollu bahçeleri olan güzel evler var. Şöyle sağ ve sol karşısında şurada hayvancılık yapıyorlar. Evet. Çıkmaya devam ediyoruz zirveye. Bakalım zirvede neler göreceğiz. Burası oldukça dağlık bir köy. Evet. Bundan sonrasında ev var mıdır? Kalmadı galiba. Şurası. Şurada bir ev var. Sonrası dağlık. Dağ yerleri. Şuradan da zannediyorum ormana doğru ilerliyor. Evet. Başka ev göremedim. Şuradan hakikaten manzara büyük keyif. Şuradan görüntü çok keyifli. Yani şöyle görmenizi istiyorum. Çok güzel. Buradan etrafı seyretmek insana ayrı bir keyif veriyor. Ben keyifle seyrettim buradan manzarayı arkadaşlar. Evet, şuradan köyün genel manzarasına baktığımızda o da ayrı bir güzel görünüyor. Evet. Gördüğünüz gibi dağın yamacına yerleşmiş bir köy burası. Karşı cepheden bakıldığında bu çok daha net görülebiliyor. Aha, ses geldi. Hemen yanımda hayvancılık yapılan bir yer. Ses oradan geliyor tabii ki. Ve şurada tavuklar ve horozlar mevcut. Böyle bir alandayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda bir olayla karşılaştık. Sağlık Bakanlığı'nın personelleri burada. Ne demiş? Rahim ağzı kanseri taramasına mutlaka gidilmesi gerekiyormuş. Bununla ilgili broşür dağıtıyorlar. Bunun üzerine çalışmalar yapıyorlar. Gezici ekip değil mi? Evet, gezici evet, ekip bu anlamda sağ çalışması yapıyor. Ricaları bu doğrultudaydı. Bu bildirimi buradan da yapmış olalım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Mutlaka böyle bir taramaya gitmelisiniz. Sağlıklı günler yine de dileyelim biz herkese. Amin. Evet. Sağlık Bakanlığı ekibiyle karşılaşıp biraz sohbet ettik. Gerekli bildirimi de yaptık. Şimdi bu tarafı da bir gezelim bakalım. Buradan yine köyün diğer tarafına doğru gidiyoruz. Şuradan yine köyün yukarısına doğru çıkılabiliyor arkadaşlar. Şuradan da evet, hanımefendi seslendi. Çekilmek ister mi istemez mi bilmediğimiz için direkt çekmedik. Konuştuk, çekindi. Çok tatlı sohbetler yapıyorlar. Ama çekilmekten çekiniyorlar. Biz de saygı duyuyoruz ama burada da bazı köylerde denk geldiğimiz gibi rutubet çok fazla. Güneş almadığı için. Güneş almadığı için değil mi? İşte şuradan giden dere gibi suya akar yeri hazırlamışlar.
Çok şirin bir görüntüsü var ama. Ama işte şöyle aşağı doğru gidilebiliyor. Şurada da suyu var. Çeşmesi var arkadaşlar. Peyderpey çeşmelere denk gelebiliyoruz. Bozkurt Aile Restorantı. Burada balık restorantıymış alabalık arkadaşlar. Restorantı. Alabalık restorantıymış. Burada böyle bir yer varmış. Bakın şu tarafa doğru. Aslında şöyle gidiliyor bence. Hayır, ok dönmüş o tarafa. Evet, bu tarafa doğru. Bu yanlışlıkla böyle dönmüş. Bu tarafa doğru gidilmesi gerekiyor. Balık restorantı, alabalık restorantı için. Şöyle bir noktaya kadar çıkalım bakalım. Bu yol bizi nereye götürecek? Oh oh. Manzara muhteşem. Çok güzel. Tabii. Sis olmasa emin olun manzaranın keyfine doyum olmayacak. O kadar güzel. Şöyle. Soluk soluğa kaldım. Buraya çıkasaya kadar soluk soluğa kaldım. Evet, şu en tepeden bir daha manzarayı göstermek istiyorum. Ne kadar güzel olduğunu görün istedim. Manzaranın doyumu yok yani. Evet, şu yoldan da devam ediyor arkadaşlar. Evet, çekime devam ediyoruz. Burada yeni ev almış bir aileyle karşılaştık. Çok güzel insanlar, yürekleri çok güzel. Çok hoşumuza gitti. Biraz onlarla da sohbet ettik. Yola devam ediyoruz. Şimdi evet, şöyle yukarıya doğru yol devam ediyor. Çok yorulduk. YouTube'dan. Yok, biz bu... Merhaba hanımefendi. İsim evet. Nedir? Fatma Koyuncu. Fatma Koyuncu. Bu köyde yaşıyoruz değil mi? Evet. Kaç yıldır? Doğdu doğalı. Doğdu doğalı burada yaşıyoruz. Evet. Traktör geliyor. Biz kenara çekilelim. Traktör geçsin. Burada yaşam nasıl? İyi, tabii kendi köyü, kendi güzel. Kendine güzel. Evet, kendisine sordum. Çekebilir miyim diye. Tabii ki çekebilirsin dedi. Teşekkür ederim öncelikle. Köyümüzde neyle geçiniyor insanlar genel olarak? İneklilik yapıyor. Hayvancılık. Ekim yapımı ne ekiyorsunuz? Ceviz, kestane. Onlar. Yemiş, zeytinimiz var. Her ürün vakti geldikçe ekiliyor burada diyorsunuz. Ay biber, patlıcan, fasulye hepsinden hiçbir şeyimiz yok. Hepsini yapabiliyoruz diyorsunuz. Allah çok her şey üretiliyor burada. Evet. Evet. Maşallah güzel, bereketli bir toprakları var. Var efendim. Yani şimdi yeni bak zeytinler daha yeni bitirdik. En çok bu sene zeytin var. Çok güzel. Maşallah. Allah tadıyla bereketli. Allah bereketli etsin inşallah. Sağlıkla yiyin inşallah. Çok teşekkür ederiz. Güzel yüreğinize sağlık. Amin. Hep söylemek beraber. İstediğiniz bir şeyler varsa söyleyebilirsiniz. Kızlarımız var. Üniversite bitirdi. Öğretmenliğe atanma yola. Onlar çok güzel. Allah yardım etsin. İnşallah. Allah yardım etsin inşallah. İnşallah en kısa zamanda görevlerini alsınlar. İnşallah. İşte devletimiz duysun. İnşallah. İnşallah. Çünkü işte bak şimdi evde 28 yaşında. Ay canım. 27 yaşında abimin kızı var. İki tane köyümüz ne bileyim. Bilgisayarı kursunu başladılar şimdi işte. Engelli özür çocukları şimdi kurs verdi. Onu gittiler 2 ay. Şuraya. Her gün arabayla gidip geliyorlar. İnşallah. Peki Esop buraya geliyor mu? Hiçbir şey gelmiyor. Neyle gidiyorlar? Gökçen şey Erdere yolunu kadar her gün arabayla indirip babası, abisi bırakıyor. Oradan dolmuşlar. Dolmuş söylüyor. Çıkmam diyor. Köyümüzde şimdi malum öğrenciler de bir şey olduğundan servis kalkmıyor. Tabii. Salı cuma oluyor. Öbür türlü her gün sabahtan erkenden saat 8.30'du Erde yolun indiriveriyoruz. Esot çıkmıyor. Anladım. Çok
Çocuklarımız 2 ay işte 2,5 ay gittiler. Şimdi yine 1 haftada yine başladılar. Çocuklar nereden yapacak emek acaba diye. Nerede çalışsak, iş bulsak diye düşünüyorlar. Öğretmenliği bitirdiler. Öğretmenliği bitirdiklerinden atanmadılar. Allah yardımcı olsun i̇nşallah, diyelim. İnşallah. İnşallah işleriniz kolaylasın. Amin. İnşallah bir daha geldiğimizde müjdeli haberi alalım sizden. İnşallah. Böyle bir şey yapsanız ne var? Ay canım, ah benim elimde olsa ben herkesi görev veririm. İşte devletimiz duysun. Ben inşallah duyarlar. Ben zaten duyurmak istiyorum. Bir hani başbakanın iş yerlerinden buraya dedim ben. Gelen olursa dedim. İnşallah. Parti için dedim. Ben önce çocuklarımı süreceğim ortaya dedim. İnşallah teyzem. 3 tane üniversite çocuklarımız var. Allah rast getirsin. İnşallah. Allah denk i̇nşallah getirsin inşallah. İşleriniz rast gelsin. Amin. Evet arkadaşlar. Bizi az önce röportaj yaptığımız hanımefendi davet etti. Hemen yanımızda, yan tarafımızda bir ev vardı orada. Ki fırında ekmek yapıyorlar. Nasıl bu ekmekler? Söyleyeyim büyük bakalım. Nohut mayalıyoruz. Akşamdan atıyoruz. Heh. Gece uyarıyoruz. Heh. Yüre diyoruz. Sabahleyin böyle yoğuruyoruz. Gönüm koş gari. Hep beraber yapıyorsunuz. Ne kadar güler yüzlüsünüz. Sizin isim nedir böyle? İsim nedir? Nilüfer Avcı. Nilüfer Avcı, bu köyde yaşıyoruz evet, değil mi? Evet, yaşıyorum. Oğlumdan materide 2 tane çalışıyorlar. Biz köydeyiz işte. Allah sağlık, sıhhat versin diyelim. Aynen. Bugünkü bu ekmeğin amacı nedir? Kimin için yapılıyor? Evimiz için. Evleriniz evet, için. Yarın bir hafta yiyoruz. Yarın kandil ya. Biz köyde ne bileyim pilav yaparız, ekmek yaparız, helva kararız. Dağıtacaksınız. Kimi keşkek pişiriyor. Allah herkes değişim yapıyor. Değişim. Öyle dağı diyoruz. Helal olsun valla. İmece usulü. İnşallah. Yarın buyurun gelin. Yarın, Allah razı olsun. Keşkek her şey nasip. Evet ablacığım. Tabii, öyle her şey nasiple olsun. Allah'ın kabulü çok önemli. İnşallah Allah içinize sindirsin. Evet burada dediğimiz gibi çok güzel insanlar. Ekmek ekmeklerini böyle güzel bir şekilde imece usulüyle birlik halinde yapıp birlik halinde hayırlarını yapıyorlar. Allah kabul etsin diyelim. Aha çıkardık. Çıkma zaman. Aman Allah'ım. Bu kokuyu size göndersem koşa koşa gelirsiniz buraya. Hakikaten çok nefis bir kokusu var. Arka kısmına bakar mısınız? Altı üstü harika pişti. Evet akşamdan karıyorlar. Akşamdan uyuduyoruz. Üretiyoruz. Üretme yapıyorlar. Bir daha üretiyoruz. Ertesi gün yoğuruyoruz. Şimdi üç işlemi var. Ha. Gece akşam ablam da biliyor tabii. Ha. Yarın 3'te gündüzün 3'ünde bunu mayayla suyla şişenin içine sıcak suyla gece uyarıyorlar. O daha çok biliyor. O tutuyor. Bu bizim abimin evi oluyor. Kardeş oluyor. Her zaman burada diyoruz. İçeride yoğuruyoruz, burada diyoruz. Ha, burada yapıyorsunuz. Ben görümceyim. Görümcesiniz. Ha, ha. Akşamdan. Akşamdan ne yapıyorsun? Bunu? Akşamdan tutuyoruz. Yüzün görünmüyor. O taraf ışıklık ya. Akşamdan tutuyoruz. Ha. Konserve şişenin içine. Sabaha karşı uyarıyoruz. Aynı sabah ezanında mesela. Sabah ezanında onu kokuyoruz. Bir daha kokuyoruz. Karıştırıyorsun. Karıştırıyoruz. Şişi doğruyor. Böyle buharlanıyor. Köpür köpür oluyor. Biz onu 1-1,5 kilo onu üretiyoruz. Oradan yine büyük leğeni yoğuruyoruz. Ne bileyim 10 tane istedi. 10 tane bunu ele. 10 ekmeklik. Evet. Un koyuyorsunuz. O mayası oluyor değil mi evet, onun? Evet. Aa. Evet. Şey organik. Tatlı maya. Doğal yani. Ekşi maya değilmiş. Biz bunu haftada yapıyoruz. Siz haftada bunlar bir yapıyorsunuz. Bunlar şimdi ekşi maya şöyle. Ekşi mayayı yaparsın, saklarsın ekşi. Poşetim var mı? Biz bunu günlük. Biz bugün tuttuğumuz ormanın poşetine ineklerine mesela bir ineği veriyoruz. Ne bileyim. Nohudun artanı hocam. Ha nohutu, kalan nohutu dağıtmıyorsunuz. Aman Allah'ım bunu da bize veriyorlar. Kesenize bereket olsun. Allah ağız tadıyla. Yardımı geldim. Yemeğe nasip etsin. Aynen. Komşusuna yardıma gelmiş. O da yarın yapacak arkadaşlar. Burada böyle. Sağ salim gitsin gel. Köylerde köylerde emeci usulü yapılıyor her şey arkadaşlar. Bir de yarın asker yemeği. Arkadaşlar yarın burada bir de asker yemeği var. Var. Gelebilen buyursun gelsin. Aynen. Evet.
Ağız tadıyla olsun, Allah kabul etsin. Herkes görsün. Evet arkadaşlar, fırının evin sahibi geldi. Evet benim. Evet, gelin görümce burada. Evet, gelin görümce. Şurada görümce. Çekebilir miyiz? Şurada da gelin çekebilir miyiz diye sorduk zaten. Evet. Kendisi de memnuniyetle kabul etti. Çok teşekkür evet. ederiz. Sağ olun, siz de sağ olun. Nasılsınız? İsim nedir? İsim nedir? Suzan Öztürk. Suzan Hanım, siz ne kadar güzel insansınız, böyle birbirinize bu kadar yardımcı oluyorsunuz. Fırınınızı teslim ediyorsunuz evet. insanlara. Valla bravo. İçeri yoruyoruz, hamurlarımızı buraya koyuyoruz, ekmeklerimize. Ne i̇şte. Güzel bir şey. Evet. Ne yaparsan. Hayır, birden çıkarıverin yemek. Allah razı olsun. Yok yok. Hiç telaş ediyorsun mu? Yok. Fırın bir desin biraz. Gitti bir şey getirmeye. Görüyor musunuz yüreğin güzelliğini? Bir şeyler yapmışlar. Bak bak. Fırın pidesi deriz biz buna. Fırın pidesi yapmışlar. İlla vereceğiz diyorlar. Öleceğiz hemen yiyin bak. Ay çok güzelsiniz siz ya. Vallahi yüreğiniz ne kadar güzel. Mesela bizim haberimiz yoktu. Vermek mecburiyetinde de değillerdi ama içlerinden geldi. Verelim dediler. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Gidelim artık, siz işinizi görün. Çuvallığa dolu götürüyorlar. Ana kim hiçbir şey dükemeye Allah veriyor bize. Veriyor bize. Allah doğru söylüyorsunuz. Verdikçe veriyor Allah. 10 evet, yerine evet. veririm ben senin. Allah zaten öyle hoş diyormuş. Yüreği güzelliğiyle. Aynen öyle. Aha biri daha geldi. Seni de çekeyim mi? Yok, o istemeden. Hadi Allah çok iyi. Evet, yeni gelen hanımefendiye sorduk çekelim mi diye, önce hayır dedi ama gelin hanım ısrarla kabul ettirdi. Amcamın bunlar güzel. Arkadaş, amcamın komşu. İsim nedir? Serpil Özer. Serpil. Değil mi? Serpil Hanım'ın oğlu askere gidecek. Allah kavuştursun. Hayırlısıyla gitsin dönsün inşallah. Şu anda Serpil Hanım'a burada ekmek yapacaklar. Ay tüylerim ürperdi. Ve el birliğiyle yapıyorlar bunu. O kadar güzel insanlar. Yarın da el birliğiyle hayır yemeğini yapacaklar. Asker yemeğini. İnşallah. Allah güzelliklerle gidip dönmeyi nasip etsin. Nasılsın? Sana hiçbir şey söyletmedim. Konuş, bir sesini duysunlar. Şükür bu halim. Allah bundan aşağı düşürmesin. Amin. Allah bu günlerimizi aratmasın. Allah daha güzel günler nasip etsin diyelim. Amin. Amin. Peki, Allah'a emanet olun. Yüreğinize sağlık. Çok Allah teşekkür ederim. Sadece destek. Evet arkadaşlar, burada restorant, alabalık restorantı var demiştik. Şu istikametten gitmeniz gerekiyor. Artık oraya kadar da gitmeyeceğiz. Buranın her tarafını gezsek bize birkaç saat lazım. O yüzden biz söyleyelim, yolu şu istikamettir. Evet arkadaşlar, karşıda güzel bir ev var. Şirin bir ev. Bu evin sahibi evimi çekin dedi. Daha doğrusu tanıdı, çekin dedi. O da olur verdi, çekebilirsiniz diye. İzinli olarak çekiyoruz. Evet, güzel bir şirin bir ev var. Allah yaşayanın da içine sindirsin. Sağlıklı otursun inşallah. Amin.